Sevgili arkadaşlar, selamlar, ben Free Bro ve Elden Ring'in yepyeni bir bölümünde karşınızdayız. Kanala üye olmadıysanız bu nefis macerada yerinizi almak istiyorsanız hem de en ön sırada lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Bir like atın ve yorumlara güzel bir şeyler yazarsanız nefis olur. Neredeyiz? Alto Platosu'na geldik, artık yukarılardayız ve bu haritayı biraz açmaya çalışacağız bu bölüm. Biraz ilerlemeye çalışacağız. Yalnız şöyle bir şey var, bütün bu mağaraları tamamlayarak karakterimiz 100. seviyeleri getirerek bu bölge için artık bayağı iyi durumdayız. Yani bu bölgeleri rahatça yapabilirsiniz. Eğer kendi başınıza biraz macera yaşamak istiyorsanız şu bölgeleri toparlayabilirsiniz. Merkeze, başkente doğru gidebilirsiniz. Başkentin çevresini yapabilirsiniz. Fakat iki tane önemli uyarım var. Bir, Volcano Manor'daki patronu öldürmeyin ve merkezdeki patronu öldürmeyin. Çünkü bunları öldürdüğünüz zaman alabileceğiniz bir sürü büyüyü, bir sürü silahı, bir sürü zırhı alamayacaksınız. O içeriği kaybediyoruz. Eğer erkenden bunları bitirirseniz bazı görevleri de yapamıyor olacağız. O yüzden ona dikkat edin. Onun dışında bence her tarafa dolaşabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz, her şeyi keşfedebilirsiniz. Bunu dedikten sonra hemen yolumuza koyulalım. Şöyle yapacağız. Öncelikle bir haritayı bir toparlamaya çalışacağım. O yüzden hani buralarda çok fazla şu arkadaşlarla takılmayacağız yani. Burada toplayacağımız bir sürü eşya var, bir sürü şey var ama güya nasıl büyücüyüz yani, böyle kılıç dövüşleri falan yapıyoruz. Uzaktan vursana şu adama ya. Neyse, şimdi burada enteresan bir şekilde bir ejderha gelecek. Geçerken ama şunu alabiliriz bence. Enteresan bir kıyafet, öyle çok almış almış şey değil. Önümüze çıktığı için aldım. Bakın ses geliyor zaten. Bu da daha önce yaptığımız ejderhalar gibi şey yaptığımız takdirde, %50'sini hallettiğimiz takdirde kaçıp gidecek. Değil mi? Evet, %50'si bile değilmiş. Onunla daha sonra dövüşeceğiz. Onu kaçırdığımıza göre atımıza binebiliriz artık. Yeni böyle çiçekler bulacağız. Onları yol esnasında toplamayı unutmayın. İşe yarıyor. Burada yazık. Bunu hallettik. Dediğim gibi buraya böyle gelip detaylı bir şekilde toparlayacağız her şeyi. Şimdilik amacımız farklı haritayı açmaya çalışacağız. Birinci amacımız bu. Tabii ki yol üstünde Raya burada bizi bekliyor. Nerede? Onunla konuşmaya devam edelim. Hatırlıyorsanız onu kurtarmıştık. Tekrardan karşılaştık. Scarlet Rod, o çürümü halen içimde hissediyorum diyor. Fakat gezintimden beni maceramdan alıkoyamıyor diyor. Eğer kolu kopmuş tabi gitmiş. Eğer kolum olsaydı sana dövüşlerde yardımcı olabilirdim diyor. Malenia'nın izinden gidiyorum diyor. Radahn'la savaşında Malenia kendi yolunu çizmeye karar verdi diyor. Onunla artık tanışmam gerekiyor diyor. Sanırım o kuzeyde diyor. Earth Tree'nin ilerisinde. Dünya ağacının ilerisinde bir yerlerde diyor. Tamam, bu çıktıysa artık bununla işimiz bitti. Bununla daha sonra zaten görüşeceğiz. Şimdi burada çok güzel bir şekilde. Ha, bu haritalarda da inanılmaz çok bu seedlerden bulacağız. Artık herhalde şeyimizi tamamlayacağız neredeyse. Maksimum ulaşacağız. Golden Seed bir tane aldık. Buradan şunu yakalım. Yapabileceğimiz şöyle bir şey var. Çok hızlıca. Şurada kayaların üstünde
Evet evet bunu yapalım. Şu lux ruhunu bir tamamlayalım. Burada bir şeyimiz var bizim. Kızımız. Rana buydu pardon. Raya buydu. Raya. Bu bizi enteresan bir yere götürecek. Seni Volcano Manor'a çağırıyorum diyor. Beni elimi tutabilirsin diyor ve oraya gidebiliriz diyor. Buradan evet. Seri takip ettiyseniz sizde de kız burada çıkması gerekiyor. Eğer takip etmediyseniz alternatif yolla Volcano Manor'a gidebilirsiniz. Tabii ki o yol çok uzun, çok zahmetli. Seri takip ettiyseniz bu şekilde çok daha rahat ulaşabiliyorsunuz oraya. Ama merak etmeyin, komple Volcano Manor ve oradaki bölgeyi tamamlayacağız. İşte geldik. Şurada hemen şu lütuf ışığını yakalım ileride daha rahat gelmek için. Sonra buradan bir dışarı çıkacağız. Büyücüler için güzel bir şeyimiz var bu bölüm. Eğer kullanmak isterseniz şeylerimiz var ya, şu içme ne diyelim şişesi. Onun içine koyacağınız güzel büyücüler için bir büyü alacağız. Ne sağlıyor onu da ben size söyleyeyim. O bize şöyle bir şey sağlayacak. Haritada bunu açmak için buraya gideceğiz. O bize belli bir saniye, ne kadar hatta onu da söyleyeyim size, 10 saniye kadar bize şey sağlayacak. FP'mizin azalmamasını sağlayacak. Yani mavi barımız full olacak 10 saniye boyunca. İleride böyle sıkı büyüler aldığımız zaman, hani çok fazla kullanan, bayağı işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bir seed daha aldık. Şurada bu parlayan ayaklardan var. Bakın şurada dolaşıyor. Ona bu bölgeye tekrar geldiğimizde ve detaylı bir şekilde bu bölgeyi ele aldığımızda geleceğiz zaten. Geçerken sadece yol üstündeki şeyleri alabiliriz. Burada o iğrenç ellerden var. Baş belası o iğrenç eller. Onlara dikkat etmeniz lazım. İşte harita burada. Yalnız o ellerden bir tane gelecek buraya. Oha. Allah'tan çabuk ölüyorlar. Bunu aldık ve boom, buranın haritasını açtık. Hemen bakalım. Evet, artık bu bölge bayağı açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi gitmek istediğim neresi vardı? Ha, şurası. Şu ağacın dibine gitmemiz gerekiyor. Biz neredeyiz? Şu anda biz buradayız. Oradan enteresan bir şey alacağız. Haydi bakalım. Dediğim gibi hiçbir şey bulaşmıyoruz. Şunu bir açalım sadece. Bayağı bir savaş olmuş burada, yani etraf rezalet durumda. Ağacı niye göremiyorum? Ha, burada ağaç. Evet, bunu açalım. Bunu da yapalım. İğrenç yaratık orada. Ha, gelme. Biliyorsunuz bu inanılmaz hızlı. Hadi yere in, yere in. Oo. Bitirdik mi işini, bitirdik. Bu bize güzel bir sürpriz verecek. Leaden Hearted ve Cellular Hidden Tear. Bu önemli bizim için. Cellular Hidden Tear. Unutmayın. Şöyle hızlıca bir göstereyim.
Cellular Hidden Tier. Nerede o? Bu. Bu ne yapıyor? Eliminates all FB consumption diyor. Yani bir süreliğine benim FB'min azalmasına engelliyor. Yani FB'im onu kullandığım sürece full kalıyor. İstediğim büyüyü kullanayım. Gayet mantıklı ve gayet güzel bir şey. Şimdi bunu hallettiğimize göre çok hızlıca bir notlarıma bakacağım. Evet, oraya gittik. Evet. Bunu aldık ve tekrar şeye gideceğiz o zaman buradan. Tekrardan şunu kaldıralım artık. Neredeydi o? Evet, buraya. Şimdi buradan şöyle bir şey halledelim. Çok önemli değil. Çok böyle aşırı bir eşya yok burada ama şu Lux ruinleri, harabeleri bir ele geçirelim. Şu taraflarda bir şey yok. Yani hızlı girelim. Birkaç tane böyle salak salak düşmanlar var ama çok kayda değer bir şey yok burada. Nerede bu? Ha, bu taraftan değil, pardon. Şuradan gidecektik. Hatta atımızı da alalım. Daha hızlı gideriz. Hay Allah, oradan çıkabilseydik ne güzel olacaktı. Neyse, biz de buradan gideriz. Daha böyle tepesine çıkmamız gerekiyor. Ama galiba o taraftan çıksak daha iyiydi. Güzel bir atlayış noktasıydı. Onu başarmış olsaydık tamamdı aslında. Askerlere bulaşmayalım şimdilik. Buradan ne yapacağız? Neredesiniz? Şuradan gitsek başarabiliriz. Ama şöyle gitsem. Ah! Olmadı ya. Peki bir dakika, haritadan bakayım nasıldı buraya. Arkadan mı şuradan mı çıkmak gerekiyordu? Şuradan bir deneyelim. Çıkışı unuttum ya. Allah Allah, şunu alalım. Hay Allah ya. Buradan çıkışı bir türlü hatırlamıyorum ya. Yukarıya çıkmamız gerekiyor. Ya benim hatırladığım şu kenardan çok güzel atlanabiliyordu ama buralardan bir gidiş var mı zannetmiyorum. Hayır. Oradan bir şey yok. Hah. Başardık. Ya aşağılardan bir yerden de gelinebiliyor buraya ama hani şöyle atladık mı daha rahat oluyor. Sonra tepeye çıkacağız buradan. Burada birkaç arkadaş olacak. İşini bitirdik. Bunun içine girelim. Oha, çok kötü bağırıyor. Evet, şimdi şunları bir alalım, bunu alalım, bunu alalım. Şunu alalım. Sonra şurada bir tane parlak. Fakat bu kaçanlardan dikkatli olun.
Bunu kaçırmamamız lazım. Şöyle yapacağız. Şimdi buradan büyü her şey tamam. Bir dakika, büyü fullleyelim. Evet, bunu aldık. Ash of War. Ve buradan da aşağıda bir yer var, oraya gideceğiz. Tamam. Sesler geliyor sağdan soldan ama tam nereden? İşte geldi. Bir şey bıraktım, bıraktı o da bir şeyler. Ve buradan aşağıya. Benim yanıyor mu benim ya bu arada? Yanmıyormuş, hayret. Şunu çalıştıralım. Ondan sonra girer girmez bir de şey yapacağım. Tamam, girelim. Çok zor değil bu arkadaş ama ne olur ne olmaz şunları bir. Ritual Sword Talisman. Bir bakalım neymiş, hatırlayamadım tam. Buradan şurada daha rahat olur. Ritual Sword Talisman şu. HP'miz, canımız fullken kılıcımızla olan saldırı gücümüzü arttırıyormuş. Tamam, güzel. Şuraya ışınlanalım. Bu sefer farklı bir yere gideceğiz. Haritanın diğer kısmını açacağız. Fakat oraya gitmeden yapmak istediğim şöyle bir şey var. Bir merkeze uğramak istiyorum. O işlemi yaptım mı tam hatırlayamıyorum. O kadar çok yapılacak iş var ki. Bir bakacağız şimdi. Şu arkadaş burada. Bununla bir konuşalım. Bu da artık bir yolculuğa gidecek. Burada ayrılmaya karar verdim diyor. Goldsmack diye birisini aramaya çıkacağım ben diyor. Bir süreliğine görüşemeyebiliriz diyor. Eğer öğrenmek istediğin bir şeyler varsa bana söyle diyor. Bir şeye ihtiyacımız yok buradan. Belki şu olabilir. Hadi bunu alalım. Bunları sonra da alabileceğiz yani, o yüzden hani çok şey değil. Şimdi bu gitmeye karar verdim, bir kez daha konuşuyoruz. Evet, bir kere buradan oturuyoruz ve şunu açabiliyoruz hatta. 6'ya 6, bunu 7'ye 5 yapalım. Tamam. Ve artık gitmiş oluyor. Şimdi onunla biz buralarda karşılaşacağız. Hemen geliyoruz meşhur yerimize ve buradan yolculuğumuza devam edeceğiz. Maceramıza devam edeceğiz. Hep birlikte gidiyoruz. Bir kere gündüz yapalım. Gece seyahat korkunç oluyor. Tırsıyorum. Pastime diyelim. Sabaha kadar bekleyelim. Bir de şu kızcağızla konuşalım. Melina, hoş geldin canım. Dünya ağacı çok yakın artık. Artık ona ulaşmaya çok az kaldı. Ve ondan sonra benim hizmetim tamamlanmış oldu. Ve ben de artık geri dönebilirim. Ben dünya ağacının dibinde doğdum, köklerinde doğdum. O yüzden şimdiki her şey benden koparıldıktan sonra benim için her şey bitti. Ben de niye yaşadığımı, bu anlamını bulmam gerekiyor deyip o kendi yoluna, ben kendi yoluma. Şimdi haritayı açıyoruz ve buradan ilk gideceğimiz yer şurası ve sonra gideceğimiz yer de burası.
ve yolumuza çıkıyoruz. Dediğim gibi buraya geleceğiz ve her şeyi dıdık dıdık biliyorsunuz nasıl yaptığımızı sonuna kadar açacağız. Ama öncelikle bu haritayı bir açalım. Haritanın büyüklüğünü bir görün. Yapılacak işlerin çokluğunu bir anlayın. Ondan sonra gerisini zaten oynayacağız. Şu anda hedef haritayı açmak. Haritaları açmak. O sırada karşımıza çıkan enteresan bir şeyler varsa onları da gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi buralarda bol bol şeylerden bulacağız. Seedlerden bulacağız. Hem de bir tane değil ikişer ikişer artık çıkıyor olacak. Hatta bir tane de şurada olacaktı derken karşıma çıktı. Bunu aldık. Bu tamam. Ondan sonra arkadaşlar ne işiniz var burada ya? Gece gece sabah sabah dolaşıyorsunuz. Büyücülüğümüze bak, tam bir kılıç ustası olduk. Ve merkezde bununla konuşmamızı tamamladıktan sonra artık o buraya geldi. Bir kez de burada konuşayım. Ay kiminle karşılaştım diyor. Ne kadar güzel seninle tekrardan karşılaşmak. Merkezden ayrıldıktan sonra buralara geldim diyor. Artık birçok şey öğreniyorum. Şeyler aynen devam ediyor. Onlar duruyor. Goldsmack'la ilgili bir şey buldun mu? Hayır, onu bulamadım daha diyor. Galiba dünya ağacına daha yakın bir yerde o diyor. Bir şeyden ayrıldıktan sonra, merkezden ayrıldıktan sonra ne kadar dünyanın ne kadar büyük olduğunu ve benim daha öğrenecek ne kadar çok şeyim olduğunu anladım diyor. Evet, tamam, bununla da işimiz bitti. Ve bu haritayı alıyoruz. Boom, harita daha da açıldı. Şimdi gideceğimiz yer burası. Onun için şu yoldan aşağı ve buradan geçeceğiz. Buradan hızlıca ilerleyeceğiz. Çünkü burada bir sürü düşman var. Onlara takılmak istemiyorum. Haydi bakalım gidiyoruz. Evet aşağı ve sonra da bir dakika orayı yakmış mıyım ben? Şunu bir kaldıralım. Ya 3 de var, o aklımı karıştırıyor işte. Gelmişken şurayı da açalım. Haritadan da o 3'ü kaldıracağım. 3'ü nereye koymuşum acaba? Göremiyorum. Eğer siz de göremiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. 2, 1, 4, 5, 3'e kadar geldiyseniz her hepsini kaldırın. Ve sonra da baştan biri koyun. Şimdi burada baya baya güçlü düşmanlar var. Hiç hızımızı kesmeden bir lütuf ışığı daha var. Ona bakacağız. Bu şehrin girişi. Şehrin iyice diplerine girmeyin. Oradaki patronu öldürmeyin. Oradan uzak durun şimdilik. Yoksa her şeyi halledebilirsiniz. Böyle şehrin dış kenarından dolaşabilirsiniz. Hiç sorun yok. Burada iki tane baba atlı olacak. Bir tanesinden çok güzel bir tane kalkan alacağız. Onlarla dövüşürüz. En azından buraya kadar gelmişken o ikisini bitiririz. Hop hop, onlar şurada olacak. Bakın işte şuradalar. Allah Allah, koş 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 koş. Kaçacağız onlardan. Şu yakınca sıfırlanıyordu diye hatırlıyorum. Hemen bunu yakalım çünkü peşimi bırakmaz onlar. İşte oradalar. Şöyle bir resetleyelim durumu. Şimdi şuradaki güzellikleri toplayalım. Sonra haritamızı alalım. Şunu bir kapatalım. Bununla işimiz bitti. Sonra gelelim bunu alalım. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra şu iki arkadaşla dövüşelim bence. Vakti gelmiştir. Önce bir tanesini halledeceğiz, sonra diğerini. Bütün askerlerle değil. Önce bir tanesi, sonra diğeri.
Kalkan olanla da sonra dövüşelim. Çünkü kalkan olan biraz daha güçlü. Ve kalkanını kullanıyor. Kalkan olan burada, diğeri burada. Oraya. Şimdi buna ne yapacağım ben? Şöyle bir şey yapacağım bunu. Oo, işte bu hareketi mükemmel. Hayır. Oh. Mide böyle geriye gönderebiliyor. Pis bir hareket. Oh, yapma yapma yapma. Allah şeyim bitti. Oha demek istiyorum. Oha demek istiyorum. Ya yeter 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 yeter. Yeter ama. Yeter, bu kadar oyun yeter. Ah, bu da tamamlandı ve karşılığında nefis bir tane kalkan aldık. Demin yaptığı hareket var ya, böyle kalkanı hazırlayıp bir büyü geldiğinde onu aynen iade ediyor. Sıkı hareket yani. Bop, 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 bop. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Buradan devam ediyoruz ve karşımıza bu yol üstünde bir gargoyle çıkacak. Onu da hızlıca bir halledeceğiz. Oha. Arkadaşlar doğru. Stres oldum ama gerek yok. Bu biraz daha güçlüymüş. Gargoyle Great Axe. Güzel bir silah. Şöyle bakalım hemen. Fakat bir güç inşası için baya baya kuvvet istiyor. Nerede o? Gargoyles. İşte Dex ve Strength gerekiyor. Ağır bir silah. Şöyle bir göstereyim. Hareket şeyi fena değil aslında. Koşarak bakalım. Böyle yapıp böylelikle daha sert vurabiliyorsunuz. Böyle bir yeteneği de varmış. Ama bizimle alakalı bir şey değil. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Gargoyle öldürdük. Great Axe'i aldık. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Şu ağacın olduğu noktaya gideceğiz. Bop, bop, bop. Orayı da, şehir de burası, bakın açtık haritaya. Earth Tree dedikleri de her şeyin başlangıcı. Dünya ağacı da orada. Ama onunla şu anda İşimiz yok. Şimdi buraya içeriden devam edeceğiz. Yol üstünde belki birisiyle daha dövüşebiliriz. Ama size söz vermiş olduğum gibi seedler var, hem de iki tane. Bu ikisini aldık. Unutmadık değil mi bir tanesini? Hayır. Arkadaş geldi. Allah. Ne
Enerjim de bitiyor artık. Bu kuvvetli büyülere yetmiyor enerjim. Bir sürü şey yapmamız gerekecek. Allah'tan saldırmıyor belli bir noktadan sonra. Tamam, bunun işi de bitti. Neden? Bu bizim aşağıdaki yeşil barımızı kuvvetlendiriyor. Tılsımlardan bir tanesi. Şunlardan hemen gösterelim. En yukarıda şurada baya baya arttırıyor yalnız. Greatly raises diyor. Ama ona ihtiyacımız şu anda yok. Ağaca devam. Ağacımız nerede? Ağacımız nerede? Ufak tefek düşmanlar var. Onlara hiç bulaşmıyoruz burada. Şu ağaca gitmemiz gerekiyor. Orada çünkü çok güzel bir şey alacağım size. Tekrardan o içebildiğimiz şişelerin içine koyduğumuz büyülerden. Onunla ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Onu içtiğiniz zaman öldüğünüzde paralarımız var ya. Mesela şu anda 100 bin var, karakterimizi güçlendirebiliriz. Öldüğümüzde onlar kaybolmuyor. Çok hoş değil mi? Herkese lazım. Ağaç nerede? Tam karşımda olması gerekiyor. Burada tabii iskeletler var. Orada mıydı? Burada mıydı? Emin değilim. Nerede bu? Ağaç orada. Yani buradan yukarı çıkacak. Burada bir yerde olması lazım yahu. Allah, ben niye göremiyorum? Şurada. İşte koruyorlar. İstiyorsanız yanınıza şeyler alabilirsiniz. Şu babaya ilk başta şey yapacağız. Geriye kalanlar öyle zor değil. Tamam, şunu da halledelim ve gidelim bunu alalım. Wiggly Crack hangisiydi bu bakalım, hemen göstereyim size. Neredeydi o? Şu. Öldüğümüz zaman şeylerimizi kaybetmiyoruz, paralarımı kaybetmiyorum. Gerçekten çok güzel bir büyü. Ama şişemizin içine koymamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir sonraki bölüm artık haritanın çoğunluğunu açtığımıza göre bu bölgeyi komple ele alacağız. Onun için de Volcano Manor'a gidiyoruz. Nefis nefis bir bölüme geldik. Volcano Manor bölgesini tamamlayacağız. Fakat biz burayı tamamlamadan önce siz kanalı üye olursanız çok çok sevinirim. Gördüğünüz gibi manyak detayda gidiyoruz. Manyak tiyolarla gidiyoruz. Bu içeriye bir hakkını verin ve lütfen kanala üye olun. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.